Yaşar Süngü Devredilemeyen Görevler biz çocuklarımızı sokakları kirletme diye yetiştiriyoruz. Japonlar sokakta çöp görürsen al çöpe at diyerek yetiştiriyor. Bu nedenle Japonya'da sokaklar tertemiz. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) İzmir'de Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki 11. Küresel Isınma Kurultayına katılan iş adamlarından biri bu sözlerle temizlik konusundaki anlayış ve zihniyet farklılığına dikkat çekmiş. Haklı değil mi? Bizde sokaklar neden kirlenmeye devam ediyor? Çünkü biz sokakları temizleme işinin sadece temizlik görevlilerine ait olduğunu düşünüyoruz. Kirletme görevinin de bize. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP'ta, COP25'te Dünya Meteoroloji Örgütü WMO State of the Climate İklim Durumu 2019 raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, son 10 yılda sera gazlarının neden olduğu küresel sıcaklığın, buzul erimesinin ve deniz seviyesindeki yükselmenin olağanüstü derecede arttığını, 2019 yılının tarihteki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak kayda geçeceğini, küresel sıcaklık tartışının bir 1.1 santigrat derece artış gösterdiğini, atmosferdeki karbondioksit oranının rekor kırdığını dile getiriyor. Görünen o ki sorunu herkes kendi ülkesindeki iklim şartlarını görerek yaşıyor. Ancak çözüm konusunda hem bireysel hem de kurumsal olarak yapılan kayda değer bir şey yok. Yani hem havayı, suyu, toprağı kirletmeye devam ediyoruz hem de şikayet ediyoruz. Canımız sağ olsun diyemeyeceğim çünkü bu kirli gidişle canımız sağ olmayacak. 95 kurum geçen ay sağlıklı bir gelecek için sehirsiz kampanya başlattı. Sehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'nın Sehirsiz Sofralar Konferansı'nda pestisitlerin zararları ve alternatif yöntemler konuşuldu. Çok zehirli 13 pestisitin yaksa, yasaklanması için bir imza kampanyası başlatıldı. Gıda mühendisi Doktor Bülent Şık bu pestisitlerin zararlarını şöyle açıkladı. Pestisit kalıntısı içeren gıdaların yenmesi veya kirli suların içilmesi insanlarda akut ve kronik olarak gözlenen çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Faydalı böcekler, kuşlar ve arılar başta olmak üzere uçucu böcek türlerindeki dünya genelinde azalmanın bir başka deyişle biyolojik çeşitlilikteki kaygı verici azalmanın en önemli nedenlerinden biri pestisit kullanımıdır. Kampanyanın hedefi şu, doğayı ve insanları zehirleyen pestisitlerin yasaklanması kadar zehirsiz tarım yöntemlerinin teşvik edilmesi ve doğa dostu üretim yapan küçük çiftçilerin desteklenmesi. Yukarıda bahsi geçen pestisit, endüstriyel tarımda kullanılan zehirli kimyasallara verilen genel addır. Bildiğimiz tarım ilacıdır ancak bu her tarım ilacının zararlı olduğu anlamına gelmez. Bazı tarım ilaçlarındaki zararlı kimyasal herhangi bir hastalığı iyileştirmediği gibi toprağı, suyu, havayı bunların sonucu olarak da hayvanları ve insanları zehirlemekte, geri dönüşü imkansız biçimde toprak, su ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor açlığı ortadan kaldırmak ve tüm dünya nüfusuna yetecek miktarda ürün yetiştirebilmek için tarımsal üretimde bazı zehirli tarım ilaçlarının pestisit kullanılmasının bir gereklilik olduğu söylense de tarım alanındaki birçok uzman bu ilaçların gerekli olduğuna inanmıyor. Bu ilaçlarla tarım üretimini artırmanın açlığa çare olmadığı gibi dünya genelinde insan sağlığı için önemli bir tehdide, biyolojik çeşitlilik kaybına ve yaygın bir çevre kirliliğine yol açtığı söyleniyor vaziyet ortada. Tarımsal üretim arttıkça yoksulluk azalmıyorsa, gelir dağılımı eşitsizliği artıyorsa, fakir daha çok fakir, zengin daha çok zenginleşiyorsa, tarımsal inançlarla üretimi artırmanın kimlere faydası olduğu açıktır.'' Bir gün içecek suyumuz, soluyacak havamız ve üzerinde yaşayacağımız bir toprak kalmadığında yönetilecek şehirler ya da ülkelerde olmayacak. O yüzden de insanoğluna ait olan değerleri korumak herkesin vazifesidir. Yaşayan her canlıya eşit biçimde verilen hava, su ve toprağa savurganlık, israf ve vurdum vurdumduymazlıkla kullanmaya kimsenin hakkı, yoktur. Herkes de hakkını gücü nispetinde korumak zorundadır. Havayı, suyu, toprağı koruma görevi herkesindir, devredilemez.